بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ولا تكونن من الكافرين ولا تكونن مع
الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا يصدنك عن
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Radıytu billahi rabba ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyen ve resulen. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين على رسولنا صلوات Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İlk önce bir duyurum var. Sonra konumuza gireceğim. Geçmişte helak olan kavimler var. Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi. Bazı sıfatlarından helak olmuşlar. O sıfatlar her asırda masadakları bulduğu için müntesipleri var. Ama şuursuz olmasın diye şuurlu yapanlara bir şey denmez. Duyduktan sonra yaparsa yapsın. Yeter ki o şey söylensin. Lut kavminin malum eşcinsellikti. Lut kavminin toplumda %100 hepsi öyle değildi. Birbirlerini tanımak için alametleri vardı. Yani ben bu işin adamıyım. Gören hemen anlardı. Onun alameti düşük pantolondu. Düşük pantolon eşcinsellerin Lut kavminden kalan melun adettir. Tamam. Donunuz bile değil, kıçınız bile gözüküyor. Düşük pantolon Lut kavminden kalmadır. 2. Üzerinizdeki eşyanın reklam panosu değilsiniz. Ve size küfür ediyorlar. Yazı ve şekille giymek, kişinin kimliğini ve kişiliğini, şahsiyetini ortadan kaldıran bir özellik taşıyor. Simgedir arkadaşlar. Benim işim simge. Sembol ve simge. Yani böyle dinlerken, ne demek istiyor? Onunla meşgul olan insanın bu reklam panosu da yapmayacaksınız. Yani renkli, böyle şekilli ve yazılı çorap dahi almayacaksın. Şekilli seccadelere namaz kılmamaya çalış. Zihninizde şekillenir. Fena madenleri, içimizde fena istidatlar var. Şeytanlar onu aktif ediyor. Tam şekillenir yani, o şekiller şekillenir. Onun için dinimizde de mekruhtur. Bu duyurumu yaptıktan sonra, bahtiyar insanlar. Allah bizim için ne ifade ediyor? İman. İslamiyet bizim için ne ifade ediyor? Kur'an bizim için ne ifade ediyor? Ubudiyet ne ifade ediyor? Ve Allah'a anlayışımız, şuurumuz ne kadar? Ona ait hemen giriş yapacağım. Sonra Kur'an harfleri insanın maddesini, cesedini, bedenini nasıl tamir ediyor? Ona ders yapacağım. Yani Kur'an nasıl tedavi ediyor? Yani asın belası, panik atak, depresyon, vücuttaki çeşitli olumsuz salgıların nasıl aktif olduğunu, ondan dilim döndüğü kadar bahsedeceğim size. Bilerek, çalışarak geldim. Şimdi bir bedeninize bakın. Bu bedende iken bedenin dışında olan bir ben var, şahsiyet. Ben. Ne kadar farkındalık var bizde? Yani farkındasınız. Yani ruhumuzun ne kadar farkındayız? Bedende o ben olan,
benlik, kişiliğimizin ne kadar farkındayız? Ha, bedende ruhun farkındalığın kadar varlıkta Allah farkındalığın o kadardır. Sen bedenin dışında kendini ne kadar fark etmişsen, inşallah anlamışsınızdır veya anlatabilmişimdir. Yani bedendeyken bu ben değilim, ben bunu kullanıyorum. Bunu ben kullanıyorum. Bu bedendeyken ruhu ne kadar fark etmişsek, ruhu, varlıktan da, varlığın içinde de Allah o kadar fark edilebilir. O, onunla doğru orantılıdır. Bedende ruhu farkındalığın kadar, varlıkta Allah farkındalığı olur sende. Onu ne kadar fark edersin. Şimdi, Kur'an bize ne ifade ediyor? Allah bize ne ifade ediyor? Ona bir örnek vereceğim. Toprak, insan bir çekirdeğe benzer diyor. 23. sözde. Tamam. Bir çekirdeği hayal eder misin? Mesela herkes bir çekirdeği, elmanın, çınar, armut, şeftali. Birisi böyle herkes bir çekirdek hayal etsin kendisine. Hatırına ne geldi? Mutlaka gelsin ama bu hayali kurarsan ondan sonra bu dersi daha iyi anlarsın. Şimdi hatırınıza geldi mi bir tane ağaç? Onun çekirdeğini tutar mısın elini? Tut. Sen hangi çekirdeği hayal ettin? Elma. Tutar mısın çekirdeğini? Tuttun mu abi? Ha. O çekirdeğe güneş neyse Allah sana öyledir. O çekirdeğe bulut, su neyse İslamiyet sana öyledir. O çekirdeğe toprak neyse ibadet sana öyledir. O kadar kıymetlidir. O çekirdeğe muamele dalını, budağını gübrelemesini yani kimyevi çiftçilik muamelesi neyse sana Kur'an öyledir. İnsan bir çekirdeğe benzer, imanın ziyası ile İslamiyet suyuyla ubudiyet toprağı altında evamiri Kur'an'ı imtisal ederse dar olan şu arzdaki şahsiyeti yani ben olan beni alemi gayba böyle ağaç olur. Elindeki elma çekirdeğine güneş neyse senin ruhuna Allah öyledir. O çekirdeğe su neyse senin ruhuna İslamiyet öyledir. O çekirdeğe toprak neyse senin ruhuna ubudiyet öyledir. O çekirdeğe muamele-i kimyeviye, muamele-i çiftçiye neyse ruhuna Kur'an öyledir. Şimdi giriyorum mevzuya. Demek ki Allah bize neyi ifade ediyor? İnsan bir çekirdeğe benzer. Tamam. Kur'an da Kur'an ve ubudiyet toprağa benzer. Çekirdekten ağacı hiç görmemişsiniz. Elmadan yani çekirdekten elma çıktığını görmediniz. İlk defa dünyaya geliyorsunuz. Ben size çınar ağacını çekirdeğini gösterdim. Ama ömründe ilk defa geliyorsun bu yaşta. Hiç çekirdekten ağacın çıktığını görmedin. Tamam? Şimdi o çekirdekten ne var dediğim zaman senin hiç hatırına gelir mi çınar ağacı var diye? Gelmez. Değil mi? Ha. Şimdi o çekirdekte gömülü olan ağaç nasıl ise senin o telaffuz ettiğin kelamda da sen öylesin. Orada gömülüsün. Kelam kişinin karakterini gösterir. Kelamın içerisinde ruh var. Hayatımızda hiç konuşmayı, sesi duymasak sesin ne olduğunu veya hiç burada ne eksik dünyaya geldik böyle konuşma yok. Konuşma eksiktir diye hatırımıza gelmezdi.
konuşmak kadar mucize yoktur başka. Şimdi Kur'an okumak çekirdeği toprağa atmak gibidir. Ne yapacaksın? Kendini onun içine atıyorsun. İnşa oluyoruz. Kur'an okumak, telaffuz etmek, ram-ı madere bir damla suyu atmak onun gibidir. İnsan oluşuyor. Şimdi biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurufat, mesela bak Allah diyorum, havaya gönderiyorum. Ses geliyor mu oraya? Geliyor. Bu kablodan geliyor değil mi? Evet. Ömründe hiç kablodan böyle ses gelmediğini görmesen, bundan ses geçtiğini anlar mısın? Ya. Bu kablodan ses geliyor. Peki. Cep telefonuyla ben gördüm. Adam Amik Ovası'na, Kırıkan'da tarlasına sulama saati gelmiş. Pompa, elektrik. O elektrik pompasının orada telefon gibi bir şey koymuş. O telefonu çeviriyor bu. O telefon titriyor. Titreyince elektrik motorunu devreye sokuyor. O elektrik motoru devreye girince pompaymış o. Kamerada var dörtgen. Çünkü cep telefonunda da hepimiz şey yapıyoruz değil mi? Sesli mi görüşmek istiyorsun diyor. Telefon internet şey yapınca. Görüntülü mü? Değil mi? Görüntülü de görüşüyorsun. Görüntüsünü de açtı. Telefonu da çaldı orada. O Amik Ovası'nda tarlasındaki pompaya bağlı cep telefonu var. Misal ufkunuzu açacak. Telefon titreyince titreme almış. Elektrik pompası devreye girdi. Elektrik pompası devreye girince su bastı. Suyu bastı, tarlaya basıyor. Adam da seyrediyor, telefon açık. Ne kadar su aktı, tekrar titreme yapıyor. Tak, devre düşüyor. Hiç gitmeden suyu pompalıyor. Anladık bunu. Uzaktan sesle kapı açılıyor. Uzaktan Tevviva mı diye bir program var. Almanya'dan benim bilgisayarıma girip tamir ediyor, programlar yapıyor. Aynen bu örnekler gibi Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman o su pompası gibi titreme var ya, telaffuz ettiğimiz zaman ruhumuza ekilen çekirdekler gibi oluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Harfleri ruha atılıyor. Kur'an'ı bakıyoruz karşımıza. Elif, lam, mim. Bu şekli, şuradaki şekli sese dönüştürüyor. Cep telefonuyla adam titreşime dönüştürdü, su pompaladığı gibi. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehum beyan. Ben ruhumuzu attım şimdi. Ne kadar tesir eder, ne kadar şuurum varsa. Dersin gayem bu. Bu dersteki gayem şuurumun artmaz nispetinde olur. Eğer numarayı çevirirsen, evet o pompaya numarası var, doğru çevirirsen, ne kadar şuurun var, o kadar tesir eder. Lemalar 85'te diyor ki, insanın mahiyetinde muzir madenler hükmünde bulunan fena istidatları şeytan işlettiriyor. Misal vereyim. Affedersiniz, özür dilerim. Uygunsuz videoyu seyretseniz şehvetiniz artar değil mi? Hararet artar. Peki, o şekil ve ses seni nereleri nasıl uyandırıyorsa Kur'an da böyle uyandırıyor. Tamam?
Bak diyor ki, insanın mahiyetinde muzir madenler hükmünde bulunan fena istidatları şeytan işlettiriyor. Mesela cinsellik, cinler aktif ediyor cinselliği. Cinnet getirdi, cinnet. Cin olduğu nettir. Cinler yapıyor onu. O istidadı aktif ediyor. Musallat oluyor. Onun için Gazali der ki, çoğunlukla intihar edenler cinnet getirmiş, yani beyni örtülüyor. Ne yaptığını bilmediği için çoğusu mesul değildir inşallah. Arkadaşlar, çekirdeği toprak neyse, çekirdeği toprak neyse, Kur'an sana öyle der. Çekirdeğe güneş neyse, iman ve Allah sana öyledir. Bak okuyorum. Biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurufat atıyoruz, kelimete ekiyoruz. Birden sümbürleniyorlar. Havaya ben havaya kelimeyi atıyorum. Ne kadar kelime var? Var kelimesi ne kadar var burada sizce? Tamamen doludur. Bak bir kelime milyarlarca oldu değil mi? Her bir kelime de benden mi çıktı o kelime? Benim o kelimenin içerisinde dimağım var, vicdanım var, kalbim var, ruhum var. Sizi aktif ediyor. Ne demek biliyor musunuz? Kelime benden çıkanı beni temsil ediyor. Affedersiniz doktora gittiniz. Hastasınız, öksür, bilmem ne. Tespit edemedim. Ne diyor sana? Büyük ve küçük abdestini ver diyor. Ne yapacaksın sen bunu ya? İçini seyredeceğim diyor. İçindeki hastalığı tespit ediyor değil mi? Pislikle. La pislik seni dışarıya taşırsa, kelam seni dışarıya taşımaz mı? Kardeşim, affedersiniz. Çocuk o olmak noktasında atılan su ta senin yedi nesebini taşıyormuş. Karakterini. Dedenin karakteri bile var onda. O suda yedi nesebin var, nasıl varsa kelamda da sen öyle varsın. Sizin ruhunuza ekiyorum ben şimdi. Ben bunu okuyarak kendimi size atıyorum. Ram-ı madene atıldığı gibi, toprağa çekirdek atıldığı gibi. Kur'an böyle bir şeydir. Sevap diye okuma. İkinci derecen olsun sevap. Kendini inşa etmek için oku. Manasına dikkat etmene vesile olur. Yani o ruhunu inşa ediyorsun. Kur'an okurken toprağa çekirdeği atmak ne demekse okumak Kur'an harflerini ruha böyle atıyorsun. O zaman Kur'an bambaşka oluyor. Ya nasıl tesir ediyor? Cinler, şeytanlar seni nasıl cinselliğine aktif ediyor? Cinsel. Cinnet. Böyle yapıyor. Yani bir kötü bir haber, ses değil mi? Nasıl? Oo, midene vuruyor. Kötü bir küfür, kavga ediyorsun. İyi bir söz seni inşa ediyor. İyi bir teselli seni kuyudan çıkarıyor. Kelam mucizedir arkadaşlar. Bak havaya ekiyorum. Ekiyorum kelimemi, ekiyorum, milyarlarca var. Yani havada adeta zamansız bir anda bir kelime bir habbe olup harici havada sümbürlenir. Küçük büyük katsiz aynı kelimeye cami bir havayı sümbür veriyor. Yani ekiyorsun, nasıl çoğalıyor? Ha bak ha gözümüzün önünde. Okunan Kur'an'da mesela halakal insane min salsalin kel fakhar ve halakal canne min maricim min nar fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Kasten okudum.
ruhunuza böyle oldu şimdi. Ruhunuzda rahatlama var mı? O nispette alıcıların açığı. Ama bazı çekirdekleri toplatıyoruz da ağaç çıkmıyor. Çünkü iğneylenmiş. Ya iğne çarpmış ya darbelenmiş. Çıkmıyor. Bu dersten etkilenmeyen bir ruh bayağı darbelenmiş. Ya. Ustad diyor ki ama acele etmeyeyim. Gelecek şimdi. Huruf-u mukatta kesik harfler nasıl etkilediğini anlatacak. Maddeyi nasıl aktif ettiğini. Bir kere hepiniz fen okumuşsunuzdur. Fizik eskide biz mektep okurken madde, atom, maddenin bölünebilir en küçük parçasıymış. Öyle mi? Öyle okuduk. Bölünebilir en küçük parçası. Şimdi kuantum fiziğiyle maddenin bölünebilir değil. Maddenin, kuantum fiziği ne demek biliyor musun? Varlık arkasına iman ediyorlar. Kuantum fiziği demek, maddenin arkası demektir. Hani her şey maddeydi? Şimdi ne diyorlar? Hayır. Maddeye tesir eden, madde arkasıdır. Kuantum fiziği demek, maddenin arkasıdır. Maddenin arkasına geçiyorsun. Şimdi maddeye tesir ediyor arkası. Doktorlar cini ve şeytanı, erva habisi ve günahın bedeni nasıl bozduğunu kabul etmediği için cini ve şeytanı ve günahları sırf bedendeki netice olan zararları, hormon bozukluklarını tedavi ediyor. Ama bozukluk devam ediyor. İlaç ver, o bozuyor. Arkası ruh tedavi edilmedikçe, günahtan vazgeçilmedikçe o hastalığın devam eder. Asıl en büyük vebası ve belası psikolojiktir, ruhsaldır. Ruhsal da dinle tedavi olur. Din maddeyi değiştiriyor. Metafizik fiziği nasıl değiştiriyorsa. Üstad Hazretleri diyor ki Hamim Tasim Elif Lam Mim Hamim Ayn Sin Kaf. Huruf-u mukatta bu 14 tane. Bunlar diyor ki gibi huruf-u kutsi şifre-i ilahiymiş. Maddenin, maddeyi Allah'ın yerleştirdiği şifredir. Yani bilgisayarın, kapının, kapı seni görünce açılıyor. Ama müşteriye açılıyor. Bir de bazı kişilere kodlanırsa sırf ona açılır kapı. Mesela ben gördüm birisinde cep telefonuna Ahmet dedi, açıldı. Ahmet, Ahmet dedi, açılmıyor. Aynı üslup, aynı adam diyecek. Sesle telefon açıldı, biliyorsunuz. Ha. Açıldı mı telefon? 100 sene önce desen, kim inanır? Ha. Sesle telefon nasıl açılıyorsa, Hamim. Bu da ruhunu öyle açıyor. Bu da şifre. Gibi huruf-u kutsiye-i şifre-i ilahi hava zeratı içinde zamansız münasebe-atı dakikayı hafiye telleri ihtizaza getirerek bunlar harfle neymiş? Birer düğüm. Birer düğme harfleri olduklarını. Şu mikrofonu görüyor musunuz arkadaşlar? Bak yapıyorum şurada. Buraya bakın mikrofonu. Bak bu kablo. Şimdi düğüm atıyorum. Düğüm attım. A mikrofon. النفثات في العقد böyle diyor, düğüm atılmış kablolara, bak düğüm atılmış iplere, ehli dalalet sındıka öfleyip sizi bozuyor diyor. Hangi sürediydi? Felak suresi değil mi? Ha,
Aynen böyle. Nedir o? Kablodan bahsediyor. Düğme. Bu bir düğmedir. Benim sesim nasıl size geliyorsa bu huruf-u mukatta'da maddenin düğmeleri ve düğümleriymiş. Onunla giriliyor. Maddenin arkasına. Yani maddenin arkasına ne demek biraz da bir daha misal vereyim. Uykun geliyor. Yatıyorsun. Bu gözün kapalı. Kulak da kapalı. Hop! Alemi misal açılıyor. Rüya alemi. Bu gözle mi seyrediyorsun rüyayı? Hayır. O rüyada birisininle konuşuyorsunuz. Bu kulağına mı duyuyorsun? Hayır. Gözün kapalı, rüyada görüyorsun. Yatakta yatıyorsun, ayakla yürüyorsun. Kulağın duymuyor. Bu kulak duymuyor ama rüyada arkadaşının sesini duyuyorsun. O nasıl bir alem? Uyku harf gibidir. Seni öteye geçirdi. Abi hayal hayaldir ya, uyku hayaldir. Uyku hayalsa fatura niye çıktı? Niye kusur yapıyorsun? Madem rüya hayaldir, rüyada korkmanla terde su niye oldu? Hani rüya ise koştun, terde su niye oldun? Bu ceset mi koştu? Yok, niye bu terde su oldu peki? Yatıp yatıyorsun. Niye nefesin nefes kal? Madem hayaldir, niye kusur abdesti alıyorsun? Hani hayaldir? Uyku harf gibidir. Geçtin oraya, Kur'an harfleri de böyledir. Seni maddenin arkasına geçiriyor. Kuantum fiziği bize çok güzel bir örnek buna. Bir daha söyleyeceğim. Kuantum fiziği maddenin arkasını kabul etmek demektir. Madde arkasıdır. Eskiden biz lise okurken atom maddenin bölünebilir en küçük parçası demişti. Şimdi öyle bir şey yok. Kuarklar var. Kuarklar var. Nötronlar var. Atom neymiş? Atomun arkasına geçiyorsun. Atom altı, atom üstünden daha harika. Ne oldu? Allah'tan. Dinimiz bu alemden öteki başka bir alem var. Bu alem onun üzerine tenteneli perdedir deyince ya bu alemden başka ne alem? Her şey bu ya. Her şey bu madde işte. Diyorlardı. Kuantum fiziği nerede? Fiziğin olduğu yerde. Öteler nerede? Olduğumuz yerde. Kocaman ağaç nerede? Çekirdekte. Şahsiyetin nerede? Burada. Duman ve nur nerede? Odunda. Bütün alem de sende. Bir çay da veririz. Anlıyor musunuz? Düğmeymiş. Hangi? Ha mim ayn sin kaf. Girdi sana. Öyle bir şifre ki renginiz değişmiş. Bir de 7 defa okunsa, bir de usulüne göre gözünü kapatsan, kafanda beni sesi şey yapsan 7 tane. 14 tanedir. Hepsinden 7 tane kusar. Oh elhamdülillah. Kur'an böyle kardeş. Mesela sabah kalktınız, kafanızda duman var. Basınç böyle. Üf! Birisini bulacaksın, çatacaksın değil mi? Göğsün bastı. Kafan böyle küçük bir topun içerisine çok hava basarsın da gelir ya basınç. Allah aşkına bir yap. Bir ayet-i kürsü oku. İçine çek. Ve huvel aliyyul azim. Bitti mi? Azim. Tut. Nasıl darmadağın oluyor. Yap. Bir şey olmuyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. 7 tane yap. Nasıl dağıtıyor? Çünkü o fena madenlerdir diyor ustad. O mevad-i şeriredir. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad-i şerire. Kur'an bambaşka bir şey.
Kur'an buradayken seni öteye taşıyıp öteyi burada yaşatandır. Ramazan ayı aynı ay ama havası çok değişik. Evet, Ramazan ayı diğer aylar gibidir. Aynı, güneş aynı. Ümraniye aynı. Niçin değişiyor? Ya Kur'an'ın harfleri oduna benzer, oduna. Kimisine zulmet çıkarır odundaki duman gibi, kimisine odundan nur çıkar iman ehli gibi. Kur'an harfleri çekirdeğe benzer. Çekirdekte dal var, yaprak var, çiçek var, koku var, var da var değil mi? Kur'an harfleri de öyledir. Demek ki huruf-u mukatta birer düğüm ve birer düğme harfi olduklarını ve ferçten arşa manevi telsiz telefon muhaberat-ı kutsiye ifa etmeli. Bir de ötelerle görüşme zeminiymiş bu. Kanalıymış. Hani cumhurbaşkanları kırmızı bir hat çekerler kendilerine. Özel. Bu da hatmış, özel. Kur'an okuyanlara bir hat var, Kur'an attı. Bir de huruf-u mukattayı bu dersleri bilenlere bu hatmış. Peygamberle ve onun varisleriyle Allah arasındaki özel kırmızı hatmış. Huruf-u mukatta, şifre ilahiyeymiş. Telsiz, telefon, muhaberat-ı kutsiyi ifa etmeleri o şifre-i kutsiyi ilahiyenin şenindendir ve vazifesidir ve gayet makuldur. Şimdi işte havanın havaya atıyoruz bu kelamı. Hamim. Havanın her tarafında var şimdi. Havanın bu çoğaltması, bu kelamı çoğaltması hasiyetine binaendir ki mevcudat-ı havayı olan hurufat, harf, ham, mim, nun, bu harfler, hurufat, kutsiyet kesbettikçe, yani o harfler kutsileşirse, şöyle, odundan duman niye çok çıkar? Islak olduğu için. Güneşe koyarsanız duman az çıkar. Ha, bir insan da kutsiyet kesbederse Kur'an harfleri odundan dumanın az çıkması gibi olursun. Şöyle diyeyim. Nasıl ki kimyada şifre bilirseniz kimyaya giriyorsunuz. Bomba bile yaparsın. Şifresini bilirseniz atomun içinden nükleer enerjiyi alırsınız. Öyle değil mi? Nükleer bomba. Bak şimdi bir daha. Atomun şifresini bilirseniz ki bu kimyagerliktir. Kimya mühendisleri, fizik mühendisleri olur. Şimdi atomun şifresini bilirseniz atom ortadan kalkar, nükleer bir enerji olur. Tamam mı abi? Tamam. Peki iyi dinleyin burayı. Atomda var olan nükleer bir enerjiyi bu ilim ve teknolojiyle çıkarırsak, yok iken o enerjiyi atom şeklinde yapan Allah'ın kullandığı teknoloji ve ilmi düşünün. Nükleer bir enerjiyi atom şeklinde yapmış Allah. Tutmuş koymuş buraya. Tozi ana bu. Toz. Bak, atomun içerisindeki nükleer enerjiyi çıkarmak için nükleer bir fizik ve kimya gerekiyor. İlim gerekiyor. Nükleer. İlim ile çıkartıyorsanız ya o yok iken onu o şekilde atom olarak yapan teknolojiyi kullanılan ilme bakın bir daha. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Bu cesetten bu sesin çıkmasında kullanılan ilme bakın. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Etten ses çıkar mı ya? Etten ses çıkar mı? Hadi ses çıktı. Bu da ses. Ama benim sesimden ben varım. Affedersin, küçük ve büyük idrarda insanın içi taşınıyor ya. Tıp daha buna gelemedi veya insanlar buna müsait değil. Büyük ve küçük idrarla insanın hastalığını tespit ediyorlar ya. Öyle bir zaman gelecek ki terini getir diyecekler. Teri, idrar, büyük küçük abdestten daha camidir.
kişinin kimliğini gösterir. Şarap içenin teri aynı necistir. Büyük abdest gibidir. Senle ben sarıldığımız zaman ter mübarektir. Allah Resulü mübarek kokardı. Müslümanın teri mübarektir. Şarap içenin, içki içenin teri haramdır. Dokunamazsınız. Dokundun, 3 defa yıkaman lazım. Çünkü ter değil. Başka bir şey. Maddenin içi başka bir şey. Arkadaşlar, biz ne kadar odunu güneşe koyarsak, odun kurur, duman az olur. Biz ne kadar kutsileşirsek, ağzımızdan çıkan huruf, hurufat-ı Kur'an'ı karşıya ve kendimize o kadar tesir eder. Baştan bir daha alayım şunu. İnsan bir çekirdeğe benzer. Çekirdeğin ağaç olması için güneş neyse, insanın ruhuna Allah ve iman öyledir. Çekirdeğin ağaç olması için su neyse, insanın ruhuna İslamiyet öyledir. Çekirdeğin ağaç olması için toprak neyse, ubudiyet, kulluk, ruha öyledir. Çekirdeğin ağaç olması için muamele-i kimyeviye ve muamele-i çiftçiye neyse, Kur'an da ruhumuza öyledir. Çekirdeğe su neyse, İslamiyet ruha odur. Bir daha, hava alemine ekiyoruz ama eken zat. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tamam, benim ne kadar kutsiyetim varsa sana o kadar tesir ediyor, bir derece. Senin tesir alman için 4 de sana bakıyor. Bir kelamın diyor tesir etmesi için konuşana 1, muhataba 4 bakıyor diyor. 25. sözde. Kardeşim, ben bir sırrımı söyledim, bir daha söyleyeyim. Ben Kur'an'ı sevap diye okumuyorum. Allah verirse verir. Vallahi billahi. O zat şahidim olsun. Ben tedavi gıda için okuyorum. Ve her gün teşvik için söylüyorum. Bir cüz okuyorum. Hizbul Kur'an hariç. Hizbul Akay Büyük Cevşen hariç. Bir cüz okuyorum. İnan tedavi diye okuyorum. Adam ne demiş biliyor musun? FETÖ taraftarındakiler. O 2012'de münafık diye ders yaptım ya. Onların başı olan İstanbul sorumlularından bir tanesi ne demiş biliyor musun? Bir toplantıda demiş. Bizim demiş 2012'de bu adama münafık dedi ama diyor. Yatsın kalksın da her gün okuduğu bir cüze dua etsin. Benim için demiş. Mesaj da attılar ha bana. Yani İstanbul sorumlusu o işleri sihir ve büyü yapan adam diyor. Kıtmir duasını deşifre ettim ya. Kıtmir duası şeydir. Sihir ve büyüdür. Onu takanın vücudunda ateş olur. Sihirlendiğine delil. Ben realiteden bahsediyorum. İddia etmiyorum. Eğer üzerinde kıtmir duası varsa suya at, nehir at veya yoksa bulunduğu şehirde sirke olan tabağa at, atar atmaz vücudunda ateş olacak. Sıcak olacak. Bu gösteriyor ki sihirlenmişsin. Eğer bir şey olmuyorsa sihirlenmemişsin. O 2012 dedim bu dedim 2012'de hükümet dayanan adam bu adam münafıktır diye. Ben niçin bunu girdim bu konuya? Adam ne diyor biliyor musun bu işin uzmanı? Sihir ve büyünün merkezi. Yatsın, kalksın da her gün bir cüz okumasına dua etsin. Yani ayaklarını havaya getirecektik demek istiyorlar. Sizin ayağınız havaya gelmesini sevsinler. Onlar çay içmeyi bilmiyor. Sihirinizi sevsinler. Kur'an. Onu indiren zata. Nefsim 7 kudretinde olan o Allah'a, zatına yemin ederim ki Kur'an bambaşka bir şey. Garip bir şey Allah'a yemin ederim. Vallahi. Okudunca sanki böyle acayip bir şey oluyor Kur'an. Sevap diye okumuyorum. Bu dersi yapıyorum, bu dersi tefekkür ediyorum. Kur'an okunca benim çıldırasım geliyor yani.
Yerinde duramıyor. Öyle enerji basıyor. Neye benziyor? Bu çay içiyorsun. Dışarıda çay. Şurada. Bardakta çay. İçtim. İçeride çay mıdır? Değildir. İçeride gözdür, kulaktır, enerjidir, güçtür, hayaldır. Kandır. Nasıl aktif ediyor biliyor musun? Bak şöyle. Kur'an okuyunca ne oluyor bende? Sende de öyle. Geliyor bir sporcu, mermer koydu önüne. Hayt, hayt geldi. Hayt! Bir elini bir vurdu mermere. Eli kırıldı. Ama geldiği konsantre oldu mermerin yanında. Böyle hayal etti. Bizim manada tefekkür etti. Konsantre oldu, tamam mı? O mermeri vurma noktasında pirikim. Hayal ediyor. Çocuklar dışarı gidince hani buruştuğu hayal edince sağa sola vurup her tarafını kırıp döküyorlar ya. Bir sürü dayak yiyorlar. Çünkü hayal ettiği şey zannetti. Ha? Ama hep de yapıyor ya. Şimdi o mermerin yanına geldiğin zaman, tamam bak iyi dinle. Konsantre oldun, yani tefekkür edin. Hayy diye vurduğun zaman bu sefer mermer kırılıyor. Öyle mi değil mi? Bir haber duyduğunuz zaman gerilmiyor musunuz? Vücudunuzda enerji aktif olmuyor. Tamam. Ha, şimdi soruyorum size. O konsantre ile ortaya çıkan enerji sizin nerenizdeydi? Konsantre ile çıkarttınız. Nerede? Çayın neresinde enerji var ise ruhumda o enerji de orada öyledir. Bunun içerisindeki enerjiyi ben içerek çıkartıyorsam, çekirdeğin içerisindeki ağacı toprakla dışarıya çıkartıyorsam, çekirdeğin içini penseyle çıkartabilir misiniz? Çekirdeğin içerisindeki ağacı penseyle, tornavida ile çıkartabilir misin? Bir CD'nin içerisini bilgisayarın dışında penseyle, tornavida ile çıkartabilir misiniz o filmi? Ha, suyun içerisindeki enerjiyi vücudumla, CD'nin içerisini bilgisayarımla, çekirdeğin içini toprakla çıkarttığım gibi ruhumdaki enerjiyi de Kur'an'la çıkartıyorsun böyle. Şak diye çıkıyor. Garip yani Kur'an. Garip bir, tuhaf bir şey yani. Burada ötelerin lisanı. Burada oraları sana yaşatan. Buradan oralara koridor açan. Kur'an bambaşka ya. Allahu Ekber. Eğer odunu güneşe koyarsanız kurursunuz, dumanınız az olur. Nurani olursanız, kitap okursanız, Kur'an okursanız, derslere gelirseniz kurumuş odun gibi dumanınız az olur. O zaman da çok tesirli olursunuz. Yok derse gelmez, Kur'an okumaz, leylim leylim yaşarsınız. YouTube'larda buralarda dolaşırsanız ıslak odun gibi dumanınız çok olur, bir şeye yaramazsınız. Yanınca zaten fayda zararın fazla olur. Duman çok ama ona kalsın lan. Şu başına yansın lan şu dumandan dolayı dersin. Ötelere geçmek istiyorsan maddenin arkasına. Aklının büyük belası kimdir biliyor musunuz? Aklının büyük belası akıldır. Düşüncemizin belası düşüncelerdir. Düşüncelerinize ve aklınıza hükmetmek istiyorsanız Kur'an'ı bol okuyun ve derslere gelin. Asa-i Musa'yı okuyun. Kısmen ben maddenin arkasına madde hükmediyorum, yapan olarak söylüyorum. İnan. Maddenin arkasına geçiyorsun. Düşüncelerimle geçiyor. Şöyle diyeyim, ne demek bu? Kötü bir haber olunca midene vurmuyor. İyi bir haber olunca da insan şey yapmıyor, hücresi değişmiyor. Kötü bir haber de vücuduna sivilce çıkmıyor. Ben de Risale-i Nur'u okuyarak tefekkür ediyorum, maddenin arkasına geçiyorum. Zaten siz de geçiyorsunuz. Tefekkürle arkaya geçmektir. Biraz da şuurun oldu mu hükmediyorsun bu sefer. Onun için okuduğum zaman böyle Allah'ın izniyle darmadağın ediyor. Enerji veriyor. İsterseniz deneyin. Ya öyle mi ya? Deneyin. Yarın deneyin, başlayın. Cüz okumaya başlayın. Allah Allah. Sizdeki masumiyet, letafet, hastalık da ortaya çıkmıyor. Sihat ve servet çıkmıyor. Sihat, servetle hastalık, fakirlik size öyle bir duygu veriyor ki
acayip bir merhamet, kuşatıcı. Herkesi affettin. Herkesi affettin, kimseye sıkıntı yok. Ne yapıyor? Bu hangisi yapıyor bunu? Hastalık yapıyor. Hastalık size ufuk açıyor. Kur'an da böyle ufuk açıyor size. Hastalık ufuk açtığı gibi. Şurayı bitireyim. Havanın içine bunu atıyorum. Bu hasiyetine binaendir ki mevcudat-ı havayı olan hurufat, şu hava var ya hava, hava zerresi, 5 tane elementtir. Aslında harfmiş, harf. Hidrojen harfmiş. Oksijen harfmiş. Harf, harf. Çekirdeğin içinde hangi madde var? Karbon. Hidrojen. Oksijen. Azot. Biliyorsunuz değil mi bunu? Müsaade. Bir daha. Her çekirdekte böyle oran farklı olmakla beraber, spermalarda da öyle, tohumlarda da öyle. Hidrojen, oksijen, karbon, azot. Ama birisine elmayı yazmış, birisine armut yazmış. Kur'an'ı yapıyorum sizin işinize. Kur'an'ı. Armut çekirdeğini koyar mısınız buraya? Koy. Nar çekirdeğini yanına koy. Muz çekirdeğini yanına koy. Tamam. Şeftali yanına koy. Başka ne koyalım? Karpuz. Karpuzu koy. Başka? Üzüm ve çilek. Bu kadar yeter. Bu çekirdekleri koyduk. Üstünü kapattık. Bahar gelince ne çıkar? Değil mi? Hepsi kendisini ifade eder. Bu çekirdeklerin dizilmesi demek Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elif Lam Ha. Harfleri de dizmek, çekirdeği dizmek gibidir. Üzerine toprak koymak, ubudiyet toprağını atıyoruz. Kur'an harflerini. Kur'an harfleri hepsi ayrı bir çekirdektir. Bak, insan çekirdeğe benzer. O çekirdeğe toprak neyse ubudiyet odur dedik ya. Ha, Kur'an'ın harfleri, her bir harf çekirdektir. Ama farklı çekirdek. Elif bir çekirdektir. He bir çekirdektir. Nun bir çekirdektir. Diz böyle. Dizdin mi abi? Atar mısın üzerine toprağı? Suyu da koy. Güneşi de vur. Muamele yap. Nar çıktı, erik çıktı, şeftali çıktı, karpuz çıktı, çıktı değil mi? Bak Allah Allah, dışarıyı görüyoruz, içeriği görmüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her bir harfi de böyle aynı şekilde diziliyor, ubudi toprağına koyuyoruz. İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla da suluyoruz. Ubudi toprağına koyuyoruz. Kur'an'a intisalle neşinema buluyor. Dışarıda ağaç oluyor. Ama toprağın altında nedir? Çekirdek, siyah. Toprağın üstünde nedir? Allah Allah, çınar ağacı ya. Şeftali. Şeftaliye bakar mısınız böyle çiçeğine, pembe. Kendisine, tadına. Bir de çok harika oluyor lan şeftali böyle. Tokat'ın şeftalisi var. Bir acayip, Bursa'nın da öyle ama Tokatlı olanlarınız var mı bilmiyorum. Çok tuhaf bir şey. Reklamda olmasın ama. Çok cins bir şey böyle. Bak şimdi, şeftali çekirdeğine bakın, keserle kırarsın ama toprak onu kırıyor. O mektubu alıyor, alıp okuyor, ulan diyor, içinde mektup var. Sevgili toprak kardeş, ben Hasan, dilim şu tadı, gözüm şu rengi, kulağımda şu elementi, mideme şu kimyayı, şöyle 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 bana bir şeftali denilen bir şey yap ve gönder. Toprak kardeş cevap veriyor. Emredersiniz Hasan kardeş. Ben size şimdi sizin arzunuza uygun bir tane gönderiyorum. O toprak kardeş şeftali mektubunu çekirdeğini okuyor ve ağaç da bana cevap veriyor. Ha, toprak neyse ubudiyet odur, çekirdek neyse benim, muamele neyse Kur'an odur. Hurufat, havaya hurufat diyor. Burayı kapat bana olmasın. Hava hava değilmiş ha, biz hava diyoruz. Atom atom değildi ya, nükleer enerjiydi. Her 5 tane element varmış havada. Hepsi eleşermiş, harfmiş. Bu havaya, havanın içerisine elif, lam, mim ekiyorum. Kutsiyet kesmettikçe, ihlasım varsa, bu dersleri dinledikçe, şuurum varsa, yani ahizelik vaziyetini aldıkça, yani Kur'an hurufatı
olduğundan ahizelik vaziyetini aldığı, yani Kur'an harflerini alıyor baba, ahize, kablo gibi, hopperler gibi naklediyor. Ve düğmeler hükmüne geçti. Bu hava, her bir hava zerresi düğmeymiş. Bu şu mikrofon var ya, şu bak. Bu nasıl harftır? Bunun için akıyor, bakın. Bunun içerisine sesi atıyor. Allah, la ilahe illallah. Bunun için atıyorum, size geliyor. Havanın her bir şeyi, yapısı, beş tane elementin bir araya gelmesiyle bir hava zerresi oluyor. Yani karbon, hidrojen, azot, oksijen çekirdek oluşturuyorsa, onun içerisine şeftali yazıldığı gibi bu hava zerresine de ben şu anda sesimi gönderiyor. Şimdi nerede? Şimdi ne kadar konuştuklar nerede? Aa, yok bir şey. Peki şu anda radyo televizyon dalgalarda yok mu? Isı ışık yok mu? Çekim yasaları yok mu? Nerede? Hepsi burada ama yok. Ha nerede? Konuştuklarım var mı arkadaşlar burada şimdi? Konuştum değil mi ben yarım saat, bir saat yakın? Peki nerede? O neredeyse geleceğimiz de oradadır. Ahiret nerede? Geçmişimiz neredeyse geleceğimiz de oradadır. Konuştuklarımız neredeyse konuşacaklarımız da oradadır. Dünya neredeyse ahiret oradadır. Odu neredeyse duman oradadır. Odu neredeyse nur oradadır. Odu neredeyse ben, ruhum olan nur oradadır. Odunda nur, insanın cesedinde ruh. Odunda duman, insanın cesedinde cehennem. Bitireyim, çok uzattım. Vaziyetin aldığı ve düğmeler hükmüne geçti ve surelerin başlarındaki hurufat daha ziyade o münasebeti hafiyenin uçlarının merkezi ükteleri. Kur'an'ın surelerin başlarındaki hurufu mukatta neymiş? Münasebat-ı hafiyenin uçlarının merkezi ükteleri, düğmeleri hassas düğmeleri hükmünde olduğundan vücudu hava ileri bu hasiyete malik olduğu gibi, ona delil söyleyeyim. Hava nasıl değiştiğini hemen araya girdim. Bir bakar mısınız buraya? Herkes bu tarafa doğru baksın, havaya doğru. Elimin olduğu yere bak. Bir bakın, işe yarayacak şimdi. Baktınız mı abi? Bakın. Bir de ne olur? Evinizdeki salonu hayal edin. Arasındaki farkı düşünün. Fark var mı buradaki havaya? Aynısı. Ha? Aynısı. Buradaki maddi hava aynıdır. Ama şuradaki gözlemlediğiniz hava evdeki salonla aynı mı? Değil. Sokakla aynı mı? Değil. Bunun peki niçin farklılık oldu burada? Bu Cenab-ı Hak'la toptancılık yapma. Madde değişiyor. Madde yükleniyor kardeşler. Dimağdan çıkan fikirler, kalpten çıkan maneviyat, lafız bu havayı değiştiriyor. Ona delil şöyle. Bazı yere gidince şöyle diyorsunuz. Sıktı beni burası ya. Ya orası nuranidir, sizde şeytan var. Veya orada şeytan var, siz nuranisiniz. Bazı yerlere, evlere girince sizi sıkması, bazı evler sizi rahatlatması sebebi nedir? Üç aylarında şu nuraniyenin atmosferin değişmesi. Peki fizikten söyleyeyim, biliyor musunuz? Üniversite imtihanı sabahı Türkiye'den çekilen uzay Türkiye'nin üzerindeki fotoğrafında belirli noktalarda kırmızı bulut gibi gözüküyor. Beyinlerden çıkan enerji filmde, fotoğrafta, uzay fotoğrafında kırmızılaşmış böyle resim oluyormuş. O beyinlerin, o üniversite imtihanlarına giren gençlerin okulların üzerindeymiş o. Tam kırmızı değil, gördüm ben o resmi. Ha, düğmeleri hassas düğmeleri hükmünde olduğundan vücudu havaileri bu hasiyete malik olduğu gibi vücudu zihnileri dahi, hatta vücudu nakşiyeleri de bu hasiyetten hassaları ve hisseleri var. Hatta vav. Niye vav böyle? Allah varken hiçbir şey yoktu. Vav'ı böyle, lam'ı böyle, nun'u böyle yapmasındaki hikmet ne? Şekil
Hakikatini temsil ediyor. Şekille manayı anlatayım size. Cevizin şekli nereye benziyor? Beyne. Ha, beyne baktığı için Allah beyne benzetmiş. Görüyor musunuz? Ha, şeyleri de bu, harfleri de içindeki manaya göre şekillendirmiş. Bab anne karnındaki çocuğa benzer. Yani bakın ceviz beyne benzediği gibi. Ayva yüze benzediği gibi. Musa aleyhisselam kavmi çok çirkin oluyormuş. Sormuşlar kavmi, ya Musa Rabbine bir sor, çocuklarımız çirkin oluyor. Allah diyor ki, ya Musa hamile karınlarınız, hanımlarınız 0-4. İlk hamileliğin ilk 4 ayında ayva yerlerse çok, çocuk çok güzel olur. Hasan da çay içsin. Ya maddeyi değiştiriyor. Allah Allah. Yani ha, Kur'an harfleri öyle rastgele yapılmamış. Mesela Çince. Bak böyle yaptım. Böyle öğrendiğim için söylüyorum bunu. Böyle yaptım. Böyle böyle. Bir de böyle böyle. İnsanmış bu. Kafa, kolu, ayağı. Ha. Şimdi o eşyanın şekline benzetmiyorlarmış harfleri. İşte Kur'an harfleri de taşıdığı mana ve alemi taşıyor. Ne diyor? Ustad diyor ki bak, hatta vücudun nakşiyeleri de, şekilleri de bu hasiyetten hassaları ve hisseleri var. Son cümlem, demek o harflerin okunmasıyla Kur'an'ın hurufu mukatta'yı. Tâsîn hamîm elif lâm mîm. O harflerin okunmasıyla ve yazmasıyla yazarsanız, hem duvarda onu vesile bu. Ağaç meyveye vesile, süt, sır vesilesi, buğday toprak vesilesiyle, şifa doktor ve ilaç vesilesiyle. Vesile bu. Çanak anten, uydu ve bizim aramızdaki vesile. Bunlar da okuyarak veya taşıyarak. Bak demek o harflerin okunmasıyla ve yazmasıyla. Maddi ilaç gibi şifa ve başka maksatlar hasıl olabilir. Mesela ben onu biraz ehli olduğum için maddi şifanın dışında başka maksatlar da var. Hani maddi şifa, o ruhani şifanın dışında huruf-u mukatta ile insanın içine girip seyrediyorsun diyorlar. Tamam mı? Seviyen kadar. Peki bu dersten bitiriyorum. Peki yarın başlamayacak mısın cüzünü okumaya? Kur'an okumaya? Dersleri gelmeye? 5-10 dakika risal okumaya? Öyle mi? Gençler başlayacağız değil mi? Söz? Madem bu söz. Söz mü? Allah'ım sana söz verdik. Sözümüzü Fatiha ile ki teyit ediyoruz. El Fatiha. Bir kelime söyleyeyim bu başlamadan. Eğer bu okurken eğer muvaffak olursak, ya gözünüzü kapatın veya açıkken, kafanızın içerisine girmiş bu kardeş, orada okuyor. Sesi orada fark ederseniz vallahi maddi şifa bulacaksınız. Beyin hücreleri değişiyor. Bak size. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد ما شاء الله فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه كلا إذا
Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in attayyibin attahirin Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ahdina ve affikna ilal haqqi ve ila tariqin müstakim bi baraketil Kur'anil azim bi baraketil khatematil Kur'anil azim واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين احشنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي يا رب bizi kullukla şereflendirdin hakikatine ulaştır ya Rabbi
ubudiyet makamında sana hakkıyla kulluk edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Bizi mümin eyledin. Hamdü senalar olsun. İmanın tadını alanlardan eyle ya Rabbi. İmanın tadını alacak amelleri ihsan eyle ya Rabbi. Seni ve Habibini her şeyimizden çok sevebilecek bir iman nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğimizi Allah için sevebilmeyi, buğz ettiklerimizden de Allah için buğz edebilmek ahlakın cümlemize bahşeyle ya Rabbi. Küfre dönmeyi, küfre düşmeyi, ateşe atılmak gibi kerih görenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin. Kalan ömrümüzü kaç saat, kaç saniye, kaç saniyese sana malum iman-ı kamille geçirebilmeyi nasip eyle. Ve bu iman ile sana vasıl olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin. Kelamımız Kur'an-ı Azimüşşan okuyanlardan eyle ya Rabbi. Okuduğunu anlayanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ı üzerinde düşünenlerden eyle ya Rabbi. Yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Ve insanlara bu hakikatleri aktaranlardan eyle ya Rabbi. Kur'an'la içimizi dışımızı tezyin eyle. Kur'an'la sokağımızı, caddemizi, memleketimizi payidar eyle. Kur'an'la evlerimizi huzur ver ya Rabbi. İşlerimizi Kur'an'la bereketlendir ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Huzursuzluklarımızı, hastalıklarımızı Kur'an'la şifa ver ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Mübarek kitabımızın şefaatine nail eyle. Şikayetinden beri eyle, emin eyle, mahfuz eyle. Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mahşer günü yapacağı şikayetten uzak eyle bizi ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Bütün bu sohbetlerden, Kur'an-ı Azimüşşanlardan, bu sahi gayretlerden meşgul eyle ya Rabbi. Rızana muvaffık eyle ya Rabbi. Eksiklerimizi, kusurlarımız varsa affeyle ya Rabbi. Tam yapabilecek bir iman nasip eyle ya Rabbi. Başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bütün peygamberan izam ve rüsufiham aleyhim salavatü mennan efendilerimizin ayrı ayrı ervah-ı tayyibelerine ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin şefaatine cümlemizi nail eyle. Hasaten ruh-u Resulillahi bizlerden şu meclisimizden ve geçmişimizden razı eyle. Hoşnut eyle ya Rabbi. Şefaat uzmasına cümlemizi nail eyle. Sünnet-i seniyyesini hakkıyla yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Bidatlardan kaçanlardan eyle. Sünnet-i seniyye ihyaya cümlemizi malik eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin bize bırakmış olduğu bu mesajları hakkıyla hadis-i şerifinde buyurduğu gibi azı dişleri sımsıkı ısırabilmeyi, sarılabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin İslam ilmek ilk meyveleri olan sahabe-i kiram, ehl-i beyt, tabi'in tebe-i tabi'in, selef-i salihinin, müştehidin, musannifin, kurra, huffaz, tüllab ve bir cümle hamel-i Kur'an'ın şu din-i mübini İslam'ı bizlere kadar gelmesinde emeği geçmiş ehli imanın ve sana imanla tevdi olmuş bütün din kardeşimize ikram eyle ya Rabbi. Bu hakikatleri bizlere aktaran, yazan, ulaştıran bütün ulemamızın, bütün alimlerimizin, meşayihlerimizin, bütün Allah dostlarımızın, üstad hazretlerinin ve diğer hocalarımızın ya Rabbel alemin gani gani rahmet eyle. Rahmetinle taltif eyle. İkram eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Onlar senin bizlere bırakmış olduğun bu mübarek hakikatleri yaşayarak, bizlere bu hakikatleri ileterek kulluk görevini yapmaya çalıştılar. Aynı aşk ve azim ile aynı görevi bize yapıp esirlerimizi, hasaten gençlerimizi bu hakikate ulaştırabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahim'in canlarıyla kanlarıyla bize can vatanımızı hediye eden şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına ikram eyle. Amin diye bu kıymetli kardeşlerimizin rahmet eyle ya Rabbi. Geçmişlerine de rahmet eyle ya Rabbi. Annelerimizden, babalarımızdan, abu, ecdad, ummadu, caddad, kuru komşu yaranlarımızdan, ahirete göç edenlere rahmet eyle ya Rabbel alemin. Burada amin diyen kardeşlerimizi memnun eyle ya Rab. Ya Rahman Rahimin, bu meclisimizden hem onları hem bizleri hissedar eyle. Bu vesileyle Duran amcamızın, Hüseyin amcamızın,
Selvi Kurulu'nun, İbrahim amcamızın ve diğer bütün isimleri şu aklımıza gelen gelmeyen beynel meşik ve malum tahta turab olmuş ehli iman ruhlarını şad eyle, kabirlerini nurlu eyle, kabirlerin cennet bahçesi eyle ya Rab. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle, bizlerden razı eyle ya Rabbi. Hayırlı evlat olabilmeyi nasip eyle. Allah Resulü'nün hadis-i şerifinde buyurmuş olduğu evveledin salihin yedûle, salih bir evlat. Onlardan eyle ya Rabbi el alem. Kardeşlerimizin de hayır muratları varsa ikram eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle, amellerimizi rıza şerifine muvaffuk eyle. Kalan ömrümüzü bereketle eyle, sonumuzu güzel eyle. Kelime-i şehadetle ya Rabbi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah, Allah, Allah ismi şerifiyle yaşayabilmeyi, bu şekilde bu ismi şeriflerini her yere aktarabilmeyi ve bu şekilde de emaneti sana teslim edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Son olarak ya Rabbi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz senden neler istemişse biz de onları istiyoruz. İhsan eyle, nelerden sığmışsa onlardan sığmış, muhafaza eyle. İçinden geçmiş olduğumuz şu günleri hayırlara tebdil eyle ya Rabbi. Bizleri rahmet eyle, mağfiret eyle, merhamet eyle. Mevlamız sensin, kafirlere karşı yardım eyle ya Rabbi. Din-i mümini İslam'a hizmet edenlere yolunu aç ya Rabbi. Engel olanlara sen engel ol ya Rabbi. Ve mekeru ve mekeru Allah ve Allah hayrul mekin ayeti kerimesi sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel hazirin. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى الْفَاتِحَةُ